Sabah kalkınca ekmek arası Nutella, biraz kızarmış ekmek falan yiyor musun? Şarap, peynir, keyif. O da gitti. Hevesim, heyecanım, hiçbir şey kalmadı. Onu ben en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Irmak, bak çocuklar seni izliyor. Bacaklarıma bakıyorlar galiba. Baksınlar abi, baksınlar. Keseyim mi? Niye? Dur. He? Lionel Rich hep Los Angeles'a davet ediyor. Gideyim mi? Arnold'la tanışalım. Arkadaşlar, Irmak Ünal'la beraberiz. Nasılsın Irmak? Çok iyiyim. Seni görüp iyi olmamam mümkün mü? Devamlı poz veriyorum. Fitness hakkında ne düşünüyorsun? Türkiye'de fitness çok gelişti. Çok gelişti. Gelişmeye devam ediyor. Heyecanla da takip ediyorum. Bir parçası olarak hissediyorum zaten. Türkiye'nin en iyi kulüplerinden birinde başladım ben. Weekend döneminde. O zaman öyle kulüpler yoktu. Böyle kulüpler yoktu yani. Benim eskilere dayanır biraz. Gym şeyim, aşkım. Bir şey söyleyeceğim, çok fitsin. Ne yalan söyleyeyim, mesai veriyorum. Yani hem mutfak ve beslenme kısmına hem de özveriyle çalışma kısmına uğraşıyorum yani. Seviyorum, bazıları at biner, bazıları tenis oynar, bazıları resim yapar. Bu benim hobim. Sabah kalkınca ekmek arası Nutella, biraz kızarmış ekmek falan yiyor musun? Onu ben en son ne zaman yediğimi hatırlamıyorum. Beslenmem hocam tarafından ayarlanıyor. Fotoğraflarını çekmeden yiyemiyorum. Artık vicdan azabı oldu. Zaten bir şey kaçırmak gibi bir isteğim, arzum, hevesim, heyecanım, hiçbir şey kalmadı. Çok zor iş değil mi? Yani, vallahi zor iş. Kendimi ayrıcalıklı ve mutlu hissediyorum. Çünkü biliyorum neyi ne için yaptığımı. Irmak, bak çocuklar seni izliyor. Ya vallahi. Bacaklarıma bakıyorlar galiba. Baksınlar abi, baksınlar. Sadece başkaları beğensin diye değil bu. Bu iyi hissetmekle, içeriden dışarı iyi hissetmekle ilgili bir şey. Aynaya baktığında, gördüğünde mutlu olmak da bunun bir parçası. Bana arkadaşlarım erkek gibi yemek yiyorsun derler, onu da. Bir anlatsana mesela, sabah kalktın, akşama kadar neler yiyorsun, bize bir anlat. Sabah kalktın. Benim gibi yiyen bir arkadaşım yok. Antrenman yapıyorum aç karnına. 40 ila 50 dakika. Bacakların güzel olsun diyelim. Evet. Bak çocuklar hala bakıyor. Güzel kahvaltımı ediyorum. O da 5 yumurta, bir omlet. Hepsi sarı değil. Yağı kesinlikle çıkartmıyorum hayatımdan zaten. Karbonhidrat olarak da yulaf tercih ediyorum. 30-35 gram. Ara öğünüme kadar hiçbir şey yemiyorum. Bol bol su içiyorum. Ara öğününde kahvaltı arası kaç saat? 2 saat. Ara öğünüm mesela bazen 10 tane badem olabiliyor. Lor peyniri seviyorum. Güzel bir öğlen yemeği yiyorum. Ne yiyorsun? Ben et yemiyorum. Yani etten kastı deniz mahsulleri tüketiyorum. O yüzden genelde balıkla. Ya da öğlen mercimek, akşam sadece balık. Akşamları karbonhidrat almamaya çalışıyorum. Kan şekerin düşüp acıkmıyor musun? Acıkmıyorum. Vücudumun alıştığını düşünüyorum. 8'e doğru dükkanı kapatıp anahtarı suya atmaya çalışıyorum. 12-1'de yatarsın değil mi? 6-6.30'da kalktığım için 10.30-11 benim uyku saatim. Gece dışarı çıkıp eğleniyorsam da içkisiz, saçma sapan saatleri uzatmadan yapmayı öğrendim. Bir bardak soda içiyorum. Yeşil çayı alıyorum, buzun üstüne döküyorum. Harika bir bu mojito kılıklı bir şey oluyor böyle. O değişimi kendin zihinsel evdensel olarak fark edebildin mi? Çok. Vücudumu ne kadar yorduğumu fark ediyorum. Çok önemli bir değişim bu. Uykusuzluk artı çok uzun saatler partilemek yüzünüzde ve bedeninizde gösteriyor. Sigara içiyor musun? Hayır. İçki yok, sigara yok. Şarap, peynir, keyif. O da gitti. Devamlı vücudu şaşırtıyoruz. Haftada 4 gün ağırlık antrenmanım var. Bayağı öğrenmişsin yalnız her şeyi. Yani çok iyi öğrenciyim ya. Çok iyi öğrenciyim. Kötü hocalarla karşılaşıyor musun? Arada olabiliyor ya. Şu an kiminle çalışıyorsun? Şu an Cevat Yıldız'la çalışıyorum. Uzaktan eğitim nasıl bir şey? Mesela haftada kaç defa resim atıyorsun veya nasıl oluyor? Devamlı. Her gün irtibat halindeyiz. Ama programımı bana bir kere veriyor. O 6 hafta boyunca ben onu yapıyorum. Oyunculuk nasıl gidiyor? Şu an var mı bir şeyler? Konuk oyuncuyum. Yağmur Ünal. Evet, Yağmur'un dizisinde. Televizyon ve sporla ilgili bir şeyler de olabilir. Öyle mi? Hı-hı. Beni de çıkarttın mı televizyona? Belki beraber yaparız. Çocuklar nerede acaba? Çocuklar kalpten gitti. Galiba korkup kaçtılar. Ne oynuyor televizyonda, bana da göster. Bırak Allah'ını seversen. Televizyonla aram hiç iyi değil. Kes abi. My Club'dayız şu anda. Sevdin mi My Club'ı? My Club'ı çok sevdim, evet. Ferah. Kafesteki aslan gibi dolanan bir tipim çalışırken. Böyle nefes alıp verip, o yüzden böyle alanlı yerler hoşuma gidiyor. Benim kulübüm de iyidir ama yani. Kolezyum. Jiminiz evinize uzak olmasın arkadaşlar. Çok caydırıcı bir şey. Bunun karı var, kışı var. Yürüyüş mesafesi seçersen harika oluyor. Ben mesela hep yürüyorum. Hem kafa olarak, hem yürek olarak, hem de vücut olarak kendimin en iyi versiyonu olmak istiyorum.
Bunu istemeye de devam edeceğim. Çatla da patla. Kime dedim bunu? Herkese. Sosyal medya hakkında ne düşünüyorsun? Instagram, Facebook, Twitter? Çok seviyorum. Hatta bağımlıyım. Ve gururla ve zevkle söylüyorum. Çok da eğleniyorum. Eleştirenlere ne diyorsun? Sevgiyle evrene bırakıyorum. Aileye baksın. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Herkes kendiyle ilgilensin. Bence seni seven çok seviyor, sevmeyen sevmiyor. Ne güzel dedin. Zevkle kullanıyorum. Paylaşmayı çok seviyorum. Ulaştığım çok doğru kitleler var. Kıskanma gibi mi oluyor acaba? Evet, ama tam tersini yapanlar da var. Bugün hiç spor yapasım yoktu. Şimdi cime gideceğim diyen o kadar çok kişi var ki. Haftada bir yoga yapıyorum. Onu da çoğaltmak istiyorum. Yapmadığın bir şey var mı? Futbol falan oynar mısın? Al sahaya çağırayım seni. Zumba mumba açmıyor. Zumbacılar kızar. Kızmasınlar. Koreografiyle uğraşmak istemiyorum. Benim şu anda en zevk aldığım antrenman ağırlık. Mesela adam gelir salona, böyle hocaya bakar. Hocam ben sizin gibi olmak istemiyorum der. Aman olma derim ben de. Bir de gıcık olanlar var yani. Öyle mi diyorsun? Excuse me. Tabii ki var. Allah Allah. Tabii ki var. Olsun. Onları da seviyorum. Evet, Irmak Ünal herkesi seviyor arkadaşlar. Evet. Herkesi seviyorum. Bir kere şu hani etraf ne der, o bana bakıyor mu, bu bana bakıyor mudan çıktığın gün, ah mutluluk. Ama sevmeyen zaten ne yapayım, etrafımda olmasın. Seven de sevsin. Seven de böyle şakır şakır. Çok sevsin. Evet, sevgiden böyle boğulayım. Sevgimle boğarım diyorsun. Yok, öyle boğmam ama. Gold Gym'e gittin mi? Gittim, gittim. Hatta galiba Gold Gym'deydi. Bir kere antrenmandan kustum. Aa. O da halattandı. Arnold Schwarzenegger geliyor, Sırbası Salon, J Cutler, kimi istiyorsun? Tamam. Hedef orası o zaman. Gelin. Arnold'la tanışalım. Efsane nasıl olunuyor? Seni fark ediyorlar mı? Bir seven var, sevmeyen var. Ünlü olmak öyle bir şey. Bir de arkadaş olarak yaklaşıp seni kullanmak isteyen böyle yılan kılıklı insanlar olabilir. Ünlü olmanın tabii ki böyle bu şeyleri var. Ben her şeye rağmen herkese iyi niyetle yaklaşmaya devam edeceğim. Ama aklımın bir köşesine seni yazdım. Duydun mu, seni yazmış? Devam. Çekim. En beğendiğin fotoğrafçı kim? Bugün başka bir çekim için buradayız ve benim için çok değerli bir çekim. Ve bu çekim için özellikle ben istedim. Lucio'yu istedim. Çok teşekkür ederim. Çok da iyi etmişim. Ben kendim belki de spor sevdiğim ve spor yaptığım için çok hoşuma gidiyor sporu çekmek. Sporcu olduğun için başka gözle bakıyorsun. Sana şimdi çekinmişsin, hindi ısmarlayacağım. Hindi veya tavuk ısmarlayacağım. Yemiyorum ya. O zaman balık ısmarlayacağım. Balık. Irmak Ünal'la beraberdik. Herkesin hayatından spor ve sevgi eksik olmasın. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.